Şimdi Barış Pehlivan bir yazı yazdı ve bu yazıda jandarmada ki bir tarikat örgütlenmesi, tarikat yapılanması iddiasına dikkat çekti. Konu önemli. Çünkü şu ana kadar zaten hiç konuşulmamış bir konu değil. Yani ne deniyor? İşte bakanlıklarda şu bakanlıkta şu tarikat, bu bakanlıkta bu tarikat. Yargıda bile bir takım gruplar olduğuna ilişkin iddialar var. Bunlar önemli iddialar. Unutulmasın zamanında efendim devlet Fethullah Gülen cemaati devlette örgütleniyor diye soru sorulduğunda Hüseyin Çelik ne demişti? Buna kargalar bile güler demişti. Türkiye bir 15 Temmuz tecrübesi yaşadı. Şimdi dolayısıyla hani FETÖ'nün yerine METÖ mü geliyor? Yine çok tehlikeli boyuta varabilecek bir yapılanma mı söz konusu? Bu bütün kamuoyunun çıkarıyla, menfaatiyle, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli bir konu sayın seyirciler. Barış Pehlivan, orduda menzil örgütlenmesi, yıldırmak için kurulan şok mangaları ve porno iddialarına yer veriyor ve şu soruyu soruyor. FETÖ'den boşalan koltuklara başka tarikatlar mı yerleşiyor? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, kısa adı JSGA. JSGA mülakatlarında torpil yapıldığı iddiası doğru mu? Mülakat başkanı aday daha içeri girmeden önce kaç puan verileceğini söylüyor ve tüm üyeleri buna uymaya zorluyor mu? Birinci sorusu Pehlivan'ın. İkinci sorusu, menzilci öğrenciler 2018 yılının Aralık ayında kendilerinden olmayan birinin telefonuna porno yükledi mi? Böylece sol görüşlü bir aileye sahip o öğrencinin okuldan ayrılması sağlandı mı? Bunlar ne taktiğiydi Salim Bey? FETÖ. FETÖ taktiğiydi. Cemaat taktiği aynen, yani. Aynen. 3. Menzilci olmayan öğrencileri yıldırmak için tıpkı FETÖ'nün yaptığı gibi akademide şok mangaları kuruldu mu? Bu şok mangalarından birinin adı Akıncılar mı? 4. JSGA'daki caminin imamı camiye gitmeyen öğrencilerin listesini okul komutanına hiç verdi mi? Bakar mısınız sayın seyirciler iddialara? Camiye gitmeyen öğrencilerin listesini okul komutanına hiç verdi mi? O listedeki öğrencilerin disiplin puanları düşürüldü mü? 5. Akademideki o imam camide menzil tarikatına dair sohbetler yapıyor mu? Bu sohbetler şikayet edilince bir müfettiş albay idari soruşturma yürüttü mü? O idari soruşturma şikayet edenlerin başına bela oldu mu? Şöyle devam ediyor Barış Pehlivan yazısına. Cumhurbaşkanı 2018'de şöyle demişti. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Bunun için ne adına olursa olsun devletin bünyesinde yeni paralel yapılar kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Erdoğan 2018'deki sözünü hatırlatıyor yazısında. Barış Pehlivan duy da inanma ve ünlem işaretiyle bitirmiyor. Şimdi önce bir Ahmet Zeki Üçok'a soralım. Çünkü kendisinin bir süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde aynı imamın arkasında bile saf tutamayan, namaz kılamayan yapılar olduğuna ilişkin duyumlar alıyorum demişti. Sayın Üçok, ne diyorsunuz Barış Pehlivan'ın yazısına? Şimdi Barış Bey'in yazısını okudum. Yani Jandarma Genel Komutanlığı ile ilgili özellikle 15 Temmuz sonrasında meydana gelen bu boşluğun doldurulmasında hangi tarikatların, cemaatlerin etkili olduğunu çok açık bir şekilde yazmış. Tabii bu sadece jandarma ile ilgili olarak düşünmemek lazım. Bunun aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Bölümü yani Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile ilgili de bir incelememiz oldu. Bu incelemeyi özellikle 15 Temmuz sonrasında tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki subayların neredeyse 35 bin civarında bir silahlı kuvvetler subay ihracı oldu. Tabii bunların yerine yeni alımlarda bu boşluğu doldurmak isteyen birçok işte tarikat oldu, siyasi parti oldu. Aklınıza gelecek yine FETÖ'cüler kendi bu renklendirme dediğimiz biçimde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girmeye çalıştılar. Yani son duruma baktığımızda yani 2021 yılı itibariyle
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 26 bin subayın %60'ı, yani nasıl söyleyeyim, 15 bin civarında kişi 15 Temmuz sonrasında alındı ve harp okulları kapalı olduğu için bunların alımları üniversitelerden, fakültelerden yapıldı. Yine televizyonda devre arkadaşım olduğu için söylüyorum. Çıkıp bizim işte Sadatçıydı kendisi. Bizler bu komisyonlarda, mülakat komisyonlarında 3'e 2 oldu. 3 sivil, 2 asker şeklinde komisyonlar oluşturuldu. Bu 3'e 2 komisyonlarda Sadatçı, Sadat mensubu kişilerin kendisinde başta olmak üzere yer aldığını, yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden işte bir dernek var biliyorsunuz, ihraç edilenlerle ilgili bir derneğin mensuplarında yer aldığını ve bunların 3'e 2 pozisyonda mülakat komisyonları, siz isterseniz 100 puan alın ama komisyonda biraz önce Barış Bey'in bahsettiği şekilde bir eleme olduğunu, özellikle de AK Parti tandansı olmayan, yine bunda niye dayanarak söylüyorum, bilirsiniz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde herkesin bir politik görüşü olabilir ama biz Suriye'de olsun, Irak'ta olsun operasyonlarda ne görüyoruz, işte AK Parti'nin sembolü olan dört işaret, yani şu işareti görüyoruz, bir de MHP'nin bu işaretini görüyoruz. Yani bir tankın üzerinde bir çıkıp da bugüne kadar hiç kimse gördü mü? Yani bu da şunu gösterir, ben duyumlarımı değil de bildiklerimi söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle 15 Temmuz sonrasındaki subay astsubay alımlarında hükümetin özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir savunma refleksi içerisinde kendi referansı olmayan hiç kimseyi harp okullarına ve subay astsubay okullarına almadığını ifade edebilirim. Yani bu ne demektir? 15 Temmuz sonrasındaki %60 civarındaki subay, yine %30 civarındaki astsubay, yine %70 civarındaki uzman çavuşların tamamının bu referanslarla alındığını, dolayısıyla da bu referansların içerisinde biraz önce bahsedilen tarikatların yer aldığını, özellikle de işte Menzil, Süleymancılar, Nurcular ve Kurdoğlu tarikatının ağırlıklı olarak rol oynadığını, buna ilişkin olarak da hatta ben size şimdi örnekler sıralayacağım. Ya bazı ilk örneğimiz şuydu. Hatırlarsanız Karaharp Okulu'nda bir cuma namazı kılınması, bu basına yansıdı. Cuma namazını işte bizim tarikatımızın hocası kıldıracak, sizin tarikatınızın hocası kıldıracak diye harp okulu öğrencilerin kavga ettiğini ve bunun bir disiplin soruşturmasına konu olduğunu, bunda bu kesinlikle doğru bir şey. Bununla ilgili hiçbir tereddüt yok. Yine arkasından hatırlarsanız Tuğgeneral Serdar Atasoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu terfi sürecinde bunun emekli edilmesine ilişkin bir talebi var. Düşünün, kendisiyle ilgili daha önce bir FETÖ soruşturması geçirmiş. Bu kişi, emekli edilsin denen kişi nasıl bir güç tarafından destekleniyor veyahut da nasıl bir güç tarafından... Peki, hemen o bağlantının tekrar kurulmasını bekleyelim. Yani şunu mu anlayacağız biz Salim Bey? Karaharp Okulu öğrencileri bir kısmı diyor ki bizim tarikatın imamının arkasında duracağız. Öbürü diyor ki hayır, bizim tarikatın imamının arkasında duracağız. Bu ne? Çok acı bir şey bu. Yani benim de dediğim gibi yıllar önce içinde bulunduğum o okulun, yani Harbiye'nin temel yapısı laik bir yapıdır. Çünkü o laik devletin ordusudur. Laik milletin ordusudur. Şimdi siz bir ülkenin ordusunu belirli bir inancın, bir dinin, onun da belirli bir mezhebinin, hakim bir mezhebinin dar bir kalıbı içerisinde tanımlarsanız o milletin ordusu olmaktan çıkar, siyasal İslam'ın ordusu olur. Bakın çok açık söylüyorum. Şimdi zaten sorun da burada, laikliğin olmazsa olmaz olması da buradan kaynaklanıyor. Siz herhangi bir devlet aygıtını, örgütünü, kurumunu vesaireyi bir din anlayışı üzerinden kurguladığınızda hangi din, hangi anlayış sorusu gündeme gelir? Evet, neye göre örgütleyeceğiz? Sünni İslam anlayışına göre. Peki onun hangi mezhebine göre? Efendim işte Hanefi mezhebine göre. Peki hangi işte şu tarikatına göre, bu tarikatına göre? Ya Taliban da kendisinin İslam olduğunu, İslam'ı yaşatacağını söylüyor. IŞİD de söylüyor.
Fethullah Gülen de söylüyor, Cübbeli Ahmet de söylüyor, Menzil de söylüyor, efendim İskender Paşa cemaati de söylüyor. Ve hepsi birbiriyle kavga ediyor. Biri öbürüne kafir diyor. Biri öbürünün arkasında namaz kılınmaz diyor. Biri öbürünün yaptığı haramdır diyor. Şimdi bakın. Mesela deniyor ki tarikat mensupları bu memleketin çocuğu değil mi kardeşim? Neden onlar da hak ediyorlarsa, o eğitimden geçiyorlarsa asker olamasınlar, subay olamasınlar diyor. Olabilirler. Bakın dert orada değil. Tabii ki olabilirler. Biraz önce söyledik, inanç özgürlüğü şüphesiz herkesin temel hakkıdır. İstediği cemaate inanabilir, istediği tarikata, anlayışına uygun bir din inancı geliştirebilir. Burada sıkıntı yok. Sorun o inancını kamusal alana, yani devlet aygıtına yönlendirip orada bir iktidar alanı oluşturarak diğerlerinin özgürlük alanını kısıtlamaya başlamasıdır. Tanımlamayı kim yapacak? Yani siz şimdi çıkıp harp okulunun göbeğinde böyle bir Diyanet İşleri Başkanı'nın, yani belirli bir dinin, dediğim gibi bir mezhebinin bir temsilcisini orada bu törene, bir devlet töreni şeklinde yaparsanız bu şu demektir. Bu ordunun din anlayışı Hanefi, Sünni, İslam ve Hanefi mezhebidir. Dolayısıyla bunun dışındakilerin burada bulunma hak ve şansları yoktur demektir bu. Yoktur demektir Salim bu. Salim Bey, bir şey soracağım. Aynı imamın arkasında cumayı bile kılamayan harp okulu öğrencileri olur mu ya? Ya olamaz böyle bir şey. En son bunu anlatıyordu. Olamaz. Hı. Ya bu, bakın niye olamaz bütün bunlar? Ya bu ülke bir musibet yaşadı. Bir FETÖ musibetini yaşadık. İşte harp okullarında, silahlı kuvvetlerde, bütün devlet kadrolarında, kurumlarda nasıl örgütlendiklerini ve onlar istediği kadar bir istihbarat örgütünün maşası olsun, temelde siyasal bir dini örgütlenmeydi. Dini kullanarak siyaseti ele geçirmek, bir iktidar oluşturmak amacıyla hareket eden, ama bunun için dediğim gibi dini inançları ve dini retoriği kullanan bir örgüttü. Ya bunu biz böyle bir musibeti yaşamışken ve laiklikten uzaklaşmanın bedeli bu olmuşken Menzile sivil toplum örgütü muamelesi mi yapacağız? Evet, nasıl yapabiliriz böyle? Peki. Ahmet Zeki Uçok, sizin sesiniz kesildi bir yerde. Şimdi biraz somutlaştıralım derim ben. Buyurun. Yani genel konuşmalar çok olayı kavramamıza engel oluyor. Daha önce de buyurun, ben FETÖ ile ilgili konuşurken hani isim vesaire vermediğim zaman sanki böyle herkes, hiç kimse üzerine alınmıyordu. Şimdi yine 12. Anajet Üskomutanlığı'nda Kayseri'de mavi takkeliler, yani yine cuma namazında mavi takkeliler, biliyorsunuz bizim bütün birliklerimizde şimdi kadrolu imamlarımız var. İşte namazları bu imamlarımız kıldırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın adı, devletin adı. Fakat bunlar cuma namazında ve imamın arkasına geçmiyorlar. Gidiyorlar üst kata çıkıyorlar. Albay başa geçiyor. İşte kafasında biz mavi berelileri biliriz. Mavi takkeliler olarak da bunlar çıktılar. Takıyorlar ve albayın arkasına. Bu sefer imam tabii ki diyor ki ya niye diyor benim arkamda kılmıyorsunuz? İşte bunlar da biz Süleymancıyız diyor. İmam da geliyor bunu komutana anlatıyor. Komutan da işte diyor ki bir daha böyle bir şey olursa falan. Yani somut somut gidelim istiyorum. Yani olayları böyle şeyini görelim. Yine Samet A diyelim, hadi ismini vermeyelim. Samet isminde bir astsubay. Resmi yine havacı. Sakal bırakıyor. Resmi üniformasını giyiyor ve bunu WhatsApp resmi olarak kullanıyor ve birliğe böyle girmek istiyor. Diyor ki ben diyor dinimi yaşayacağım diyor. Benim diyor peygamberimize göre diyor işte sünnettir diyor. Sakal bırakacağım falan. İşte girersin girmezsin falan, böyle bir oluyor. Yine devam edelim. Lojman'da İlim Yayma Cemiyeti, bak somu isimlerini de söyleyerek cemaatlerini söylüyorum ki daha rahat anlaşılır. İlim Yayma Cemiyeti üyesi bir astsubay cübbe ve işte şey takıyor, kafasına sarık takıyor. Lojmanda böyle dolaşıyor. Yine Deniz Kuvvetleri'nde daha yeni üsteğmen bizim Salim Bey bilir. Resmi üniformalarımızda kalbimizin üzerinde, yani sol tarafında Atatürk rozeti vardır. Yani bütün resmi, kara, hava, deniz, yani hepimizde Atatürk rozeti vardır.
Ve bu bize bir sembolik, bizim işte kalbimizin üzerindedir diye bir anlam var. Üsteğmen diyor ki ben de Atatürk rozetini takmayacağım. Takmıyor. Ve bunu bir şey yapamıyor bizim silahı ve buna rica minnet ediyor. Aman tak ya falan, kimse bir şey yapmıyor. Niye bunu söylüyor? O astsubayla ilgili, hani sakallıyla geleceğim diyen astsubayla ilgili komutan işlem yaparken komutanları, o birliğin komutanı, ya diyor bunu ikna et. Hani Diyanet şeyin müftüyle konuşsun falan filan. Ya bunlar ne ya? Bu kadar mı biz şey olduk? Yani bu silahlı kuvvetlerdeki bu yapılanma biz mi hiç mi anlamadık? Biraz önce Salim Bey dedi ki yani tarikatlar, cemaatler tabii ki olsun. Ben buna karşıyım. Niye karşıyım? Onu da söyleyeyim. Çünkü tarikatlerin ve cemaatlerin kendi içerisinde bir hiyerarşik yapısı var. Yani yok, bunun Sayın Üçok, tarikatlar, cemaatler şey olsun demedi ama bir insan tarikat mensubu diye sadece hani asker olmaması yönünde bir durum doğru değil dedi. Ama bu bir yapılanmaya tabii dönüşüyorsa bu büyük bir tehlike dedi. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Bizim silahlı kuvvetler hiyerarşi üzerinedir bütün düzeni. Yani bizde emir komuta zinciridir. Aynı benzer düzen tarikatlerde vardır. Yani işte şıh, şeyh adına ne derseniz cemaat lideri, onun en başta onun emri vardır. Ve bu emri dinlerseniz, nerede gördük biz? Peki. Tabii efendim, memleketin öncelikleri doğru yere ayrılsa da biraz şu telekom altyapısına, Türkiye'nin telekomünikasyon altyapısına biraz daha fazla yatırım yapılsa böyle bağlantılarda bu tür sorunları da daha az yaşayacağız. Sorun ne biliyor musunuz Gökmen Bey? Yani dinle laikliği karşı karşıya koydular. Bunlar karşı karşıya iki kavram değil aslında. Din Barış soktuğunuz Bey, İlvan Yasin'i zaman okudunuz mu Tuba Hanım? Evet okudum. Yani korktunuz çok, mu? Çok acı, çok